Herkese merhaba. Sesim birden yankı yaptı monttan dolayı. Dur çıkartayım. Öncelikle vlog çekmeyi çok özledim. Hayırlı Ramazanlar bu arada. Ben alışverişe gidiyorum. Büyük bir market alışverişi yapacağım. Hem de kocaman. Çünkü evde gerçekten hani idarelik bugün öğünleri tamamlayabilirim ama katliyen ekstra yapacak hiçbir yemek yok yani. O yüzden gidiyorum. Şimdi sizi de kendimle birlikte götüreceğim. Hem de şey olsun istedim. Uzun zamandır çekmediğim için tekrar kendimi böyle bir şeye oturtturmak için dedim ki bu iyi bir başlangıç. Hani bir düzene oturtturmak için. En azından ben de alışveriş videolarını çekmeyi de seviyorum. İzlemeyi de seviyorum. O yüzden dedim neden olmasın. Bugünkü biraz diğerlerine göre çok farklı olabilir. Çünkü normalde bilen bilir ben alışveriş yaptığımda genelde hep aynı şeyleri alıyorum sürekli. Yani farklı bir şey almıyorum. Ama bugünkü biraz farklı olacak. Çünkü diyetteyim arkadaşlar. Size söylemedim ama Instagram'da 1,5 haftadır full diyetteyim. Diyette olmamla birlikte her gün 1 saat koşu yapıyorum. Hem hızlı tempolu yürüyorum, sonra biraz jogging yapıyorum. Yani böyle hoplamak mı denir bilmiyorum. Ondan sonra da koşu yapıyorum. Çok iyi hissediyorum kendimi. Çok iyi bana enerji veriyor. Hele ki böyle evde tıkanmışken kendimizle ilgili bir şeyler yapmak gerçekten güzel bir şey. Ben çok araştırdım. Her araştırdığımda işte sporla ilgili bir şey araştırdığımda evde sporlar çıkıyor. Bu da çok güzel bir şey aslında evde olanlar için. Ben de evdeyim ama evde 3 tane minik olduğu için evde bir şeyler yaptığımda hala denemedim ama yaparsam eğer büyük bir ihtimalle izin vermezler diye düşünüyorum. Mesela bugün fena bir şekilde yağmur yağıyor ama ölüyorum yapmak için. O yüzden sporumu akşam çocukları uyuduktan sonra hesaplayacağım. Bu arada bir diyetisyen izleyicim var sağ olsun Büşra Kabak. Yanlış hatırlamıyorsam Büşra Kabak. Bana ulaştı. Ezgi abla diyet yapıyorsun. Madem ben de diyetisyenim sana yardımcı olmak isterim dedi. Ve benim için bir günlük böyle menü planı gibi bir şey hazırladı. Alternatiflerle birlikte gerçekten büyük emek harcanmış. O yüzden yani göndereli 5 gün oldu. Ben evdeki yemeklerle idare etmeye çalıştım. Ekstra bir şey almak istemedim. Evdekileri ilk önce bitirmek istedim. Şimdi de gidiyorum heyecanla onun yazdığı listeyi alacağım. Sağlıklı bir yaşam biçimi diyelim. Emzirdiğim için bana özel bir plan hazırladı. Siz de merak ederseniz Instagram hesabını buraya hemen bir yere yapıştırıyorum. İsterseniz gidip bakabilirsiniz. Sorularınız varsa bile sorabilirsiniz. Çünkü çok iyi bir kız, tatlı bir kız. Eminim size yardımcı olacaktır. Öyle arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz kanalıma. Ben de sizin evinize hoş buldum. Bu arada Ramazan nasıl geçiyor evinizde? Ben oruç değilim. İnşallah seneye tutmaya niyetlendim. Emziriyorum ve 3 çocuk yani cesaret, yani 3'ü de küçük cesaret edemezdim. Bir de emziriyorum zaten, Devran çok küçük ama hem Ramazan ayında oruç tutmak istiyorum hem de 12 imamların orucunu gelecek sene inşallah tutacağım. Allah kısmet ederse bakalım. Şimdi gidelim alışverişimizi yapalım. Ondan sonra da en kötü kısma gelecek. Eve gidip bunları tekrar yıkayıp düzmek. En nefret ettiğim şey düzmekti. Şimdi üstüne de yıkayıp düzmek çıktı. Ama yapacağız. Bu arada Buse'ye izleyenler varsa Buse'me çok büyük geçmiş olsun diliyorum kendisine. Gerçekten son 2 gündür videosunu izliyorum ve üzülüyorum ama onun yüzündeki o hafif bir bizim sayemiz, hani izleyiciler sayesinde ona mutluluk verdiği için seviniyorum. Çünkü çok motive oluyoruz bu şekilde. O yüzden bilmiyorsanız siz de kanalına bakabilirsiniz arkadaşlar. Buradan da ona geçmiş olsun dileklerimizi gönderelim. Aslında biraz uyanıklık yaptım. Yağmur yağarken geldim. Acaba benim gibi uyanıklık yapanlar var mıdır bilmiyorum. Sıra beklememek için şimdi geliyorum ama bayağı bir araba geçince dedim ki Ezgi bir tek uyanık sen değilsin yani, emin ol. Şimdi bakacağım, umarım burada fazla sıra yoktur. Bu şeyden dolayı, virüsten dolayı marketlere gidemiyoruz. Yani gidersek de bir minimum yarım saat kuyruk bekliyoruz maalesef. O yüzden sürekli annemlerin dükkanında falan alışveriş yapıyorum. Neyse bakalım, herhalde şimdilik sıra yok gibi görünüyor.
eldiven poşeti arabanın içinde. Maske takmama pek gerek yok çünkü kimseyle 2 metreden fazla yakınlaşmıyorum zaten. O yüzden sadece eldiven yeterli diye düşünüyorum. Sırada yokmuş arkadaşlar. Direkt lufiye gireceğim. İlk önce cebimdeki 1 kuruşu çıkartayım. Koli için. Bu da listem. Alışveriş listem. Ve de 1 sterlinim. Hadi gidelim. Burada mesela şöyle sarı çizgiler ve ok işareti var. Herkes bir bu çizgiyi takip etmek zorunda. Bir yön olmak zorunda. Ve de tabii ki aralıklarla. Girer girmez şöyle indirimde olan biraz şey bulaşık temizlik ilaçları var. Onlara bakalım neler varmış. Bu deterjan. Bir tane feri almam lazım. İki tanesi 3 sterlinmiş. İki tane alalım. Bir tane cif alalım. 1 sterlin. Meyve sebze alanındayım şu an. Meyvelerimi, sebzelerimi buraya yığdım. Listeye göre gidiyorum tabii ki. Ama bazen gördüğüm ve çocukların yiyebileceği şeyler de alıyorum. Salatalık. Bak soruyorsunuz neden bantlı diye. Burada hepsi böyle teker teker bantlı. Veya şöyle küçük paketler halinde küçükleri de alabiliyorsunuz. Bu şekilde. Şaka gibi. Alışveriş burada ama bunları şimdi de eve götürüp yerleştirmek var. Ve şu an hemen eve geçmek istiyorum. Şöyle açılmadı. Şimdi bunların hepsini eve götürüp yerleştirmek var. Ben eve geldim. Direkt yerleştirmeye, yani temizleyip yerleştirmeye çalışıyoruz. Unuttum çekmeyi ama şöyle ufaktan hemen size çok şey var. O yüzden ufak ufak göstereceğim. Daha çok böyle yoğurt tarzı aldım. Çocuklara şöyle meyveli yoğurt aldım. Kendime ilk defa şunu deneyeceğim. Bunu normalde bu markanın normal sıfır yağsız yoğurtlarını alıyorum. Ama ilk defa bu kefirli yoğurt varmış. Kendim için şundan aldım. Ve de Serhat zaten yulaf sütünü içiyordu ama ben de yulaf sütünü, şekersiz yulaf sütünü içmeye başlayacağım. O yüzden 2 karton aldım. Çocuklara mavi kapaklı tam yağlı süt aldım. Şurada şöyle 4 kavanoz soyulmuş. Tüm domates aldım. Diğerleri yoktu zaten. Biraz bulgur aldım. Somon balığı aldım. Peynir aldım. Mercimek, pırasa, muz, zeytin, sivri biber, marul, biraz böğürtlen, büyük top biberler, ondan sonra taze soğan, mango, kabak, patlıcan. Serhat burada elinde bir antibakteriyel sprey var, onunla sıkıyor. Ben de sonra sirkeli bezle siliyorum. Şöyle hazır bir iki yemek aldım. Akşam yemeklerini Serhat bazen yemiyor. Çok sebzeli olduğu için doyurmuyor onu. O yüzden onun için böyle burger aldım. Kendi yer diye. 2 tane küçük pizza aldım. Çocuklar için bir gün yaparım diye. Biraz abur cubur aldım Serhat'la çocuklara. Normal tam buğday ekmek aldım. Şöyle 2 paket kefir suyunu aldım. Biraz daha böyle abur cubur var. Burger ekmeği aldım. Bunlar da spreylenecek. Biraz daha neydi onun adı? Bulgur, pirinç. Pirinci ben yemeyeceğim ama 2 paket bulgur aldım kendim için. Zeytinyağı aldım. Neredeyse bitmek üzereydi. Yeşil mercimek aldım. Biraz kuru şey buzlu bezelye aldım. Şöyle basa fillets diye bir balık aldım. Bunu deneyeceğim. 2 paket bundan aldım. Daha önce denememiştim bunu. Biraz böyle ceviz, meviz, yağlı, sağlıklı yağlardan aldım.
şöyle bitkiler aldım. Bu watercress, maydanoz, bu ıspanak watercress ve rocket içinde birlikte var. Şöyle turkey, hazır turkey neydi? Hindi. Hindi füme aldım. Onu biliyorum. Tavuk füme herhalde. Bundan aldım. Bunu çocuklar için dedim bir gün öğlen yaparım. Çünkü hem kendime ayrı hem çocuklara ayrı gerçekten çok uğraştıracak. O yüzden şöyle diğer balık burada. Cheerios aldım çocuklar için. Kendime bir çay aldım. Tümü çayı ve yeni bir çay daha almıştım ama şu an burada yok. Bu nuts by nuts. Biraz daha ekmek olur da çocuklara cips falan aldım. Crisp. Şu krakerleri seviyorum. Atıştırmalık iyi. Biraz fasulye aldım yine. Ve nohut. Konserve nohut aldım. Kolay oluyor yapmak için çocuklarla. Ondan sonra salatalık aldım. Serhat hala poşetleri boşaltıyor. Burada da biraz ilaçlar falan var. Feri aldım. Bu yer için. Flush aldım. Bu Dettol'un herhangi bir yer temizleme spreyi. Ondan sonra bu cilt bankın ilk defa deneyeceğim. Banyo için. Ondan şey var, patates var. Portakal, mandalina, avokado aldım. Biraz daha abur cubur Serhat'a, çocuklara. Şöyle ekmek çubukları aldım. Diğer çayım burada ortaya çıktı. Bunu ilk defa, yok bunu daha önce denemiştim. Rezene çayı. Öyle. Neyse biz silmeye, doldurmaya devam edelim. Yoksa bayağı uzun sürecek. Ananas. Ve... bir şeyler işte fazla. Aslında benim konservelerim vardı ama dedim almışken alayım. Her zaman dükkana gidilmiyor. O yüzden son bir tane daha geliyor. 6 vez. Okay. Şimdi ben yoğurtları. Ben mağazadayken, şeyde dükkandayken bunları işte geçiren kadın şeydi. Ama dedi ki, ben dedim şimdi eve gideceğim dedim. Ta bunları tekrar sileceğim, ondan sonra yerleştireceğim dedim. Uzun iş bayağı dedim. Aa dedi, niye siliyorsun dedi. O kadar çok mu korkuyorsun dedi. Dedim onunla ilgisi değil yani, kim bilir kim ne yaptı, öksürdü mü, dokundu mu, insan bilmiyor ki. Şimdi düşünüyorum da eskiden hiç silmeden yerleştiriyordum. Aslında bunları direkt boşaltsam daha iyiydi ama onları daha boş zamanında yaparım. Şimdi şuraya koyayım. Buzluk kısmını aç, ben bunları balıkları koyayım. Ne? Balıkları koyacağım. Direkt domatesleri şöyle bir su alacağım. Zaten suyu içinde tutuyor. Sirkeli su koyacağım. Beklesin. Thank you.
şey göstereceğim şimdi. Çok yoruldum. Ama yaptık, bitirdik. Vallahi tansiyonum düştü. Bir tane çavdar ekmeğiyle dünkü yaptığım notlu yemeği yedim. Ondan sonra Büşra, burada istiyorsan. Plana uyuyorum ama her menüdeki olanı yapamıyorum maalesef. Zamandan dolayı, zamansızlıktan dolayı, ama en azından sağlıklı beslendiğime inanıyorum. Bu arada bir diyet videosu yapacağım. Çünkü Instagram'da yapıyorum ama aslında YouTube'da öyle uzun, sadece sürecimi anlatan bir video yapmak istedim ama herhalde hafta hafta gideceğiz. O yüzden geçmiş haftanın özetini sizinle paylaşacağım tabii ki de. Sadece şuraya bakın, bunların hepsi geçti sirkeli sudan iki defa. Fakat buraya bakın. Maalesef ki zebzelik yerim dolu ve hiçbir şey yapacağımı bilmiyorum. Bunları çıkartıp ayrı bir kaba koysam bu sefer karışacak. Yani ne nerede bilemeyeceğim. O yüzden ne yapacağımı bilmiyorum. Şöyle dolaplıkları çıkarmıştım zaten yer olsun diye. Bunlar buzluktaydı. Buzluk kapları. Herhalde buzluk kaplarına koyup dolabın ya da camın şu kenarına koyabilirim. Üstünü kapatıp soğuk olsun diye. Çünkü yer yok maalesef. Yarısı meyve, yarısı zebze zaten. Çabuk çabuk tüketmeye bakacağız. Bence sağlıklı bir alışveriş oldu bu. Ben gidip şimdi içeri biraz devranı emzireceğim. Ondan sonra da dinleneceğim arkadaşlar. Çünkü çok yoruldum. Akşam yemeğine bugün planımda şey vardı, tavuklu peynirli makarna ev ahalisi için. Kendim için de büyük bir ihtimalle tavuğu haşlarım ve yanında bir şeylerle yerim. Belki salata, kinoa ve tavuk yapabilirim, bilmiyorum ama... Bu makarna var, bu... tagliatelle, böyle yuvarlak. Bununla bir de parmesan peyniri üstüne döküyorsunuz. Beyaz sosla birlikte içine mantar, tavuk falan giriyor. Bayağı kalorili bir şey yani. Ben kendim yiyemem. Ama gerçekten de yoruldum. Gözümdeki yorgunluk belli oluyor zaten. Bugün hava yağmurlu olduğu için çocuklarla sabah eğitimimizi falan yaptık ama günün geri kalanı için sade bir gün geçirmek istiyoruz. Hala çocuklar pijamalarda. Oh, çok tatlı. Şuna bakın. You're so cute. Çok güzelsin. Ateşin mi var? Çok mu sıcak ev? Çok güzel. Sen çok güzelsin. Eat more, eat more.